Kaptan Tsubasa 2 Super Striker'da Japonya Arjantin karşısında. Çeyrek finaldeyiz. Hepinize merhaba dostlar. Hemen bilgi akınımıza bakalım. Önceden Diaz'ın tek kişilik takımıydı. Ancak şimdi Pascal'dan başka Galvan, Babington ve Satus Tegui var. Rakip ataklarına karşı dikkatli olun diyor koçumuz. Şifreyi isteyen dostlarım için paylaşıyorum. Evet, takımımıza bir bakalım. Bizim 3-5-2 ile yasak. Dışarıda kalacak ama ne yapalım? Haydi Orkaş'ım alıyor mu koşak? Nasıl ilk başlarda bayağı bir gol diyebilir. Maça başlayalım. Evet, eski takım arkadaşımız Babington bu takımda. Şimdi rakibe bakalım, 3-5-2 sistemi. Galvan defanslarındaki en önemli isim. Power tackle, power block ve forcible dribble var, tıpkı Libuta gibi. Çok etkili bir defans. Onun dışında başka Babington'u biliyoruz San Paulo takımından. Diaz kaptanları ve 10 numaraları. Drive şutu var. Onun dışında Zenten şutu var. Arjantin'e Golden Kombi var. Ayrıca kendini ateşleme özelliğine sahip. Satus Tegui'yi de Koreans takımından biliyoruz. Dynamite 7 var. Pascal'da da sadece Arjantin'e Golden Kombi hareketi var. Ha bir de röveşatası var. Gerçi zaten röveşata pek şey değil yani ama. Hadi bakayım. Tsubasa'da artık Cyclone var. Yani bir golümüz garanti. Ha, otomatikman gol buluyor ama çok geç bulduğunu da söylemem lazım. Cyclone. Jürle Cyclone. Güzel bir gol. Ama işte bedava değil yani 400 enerji yedi. Yapma be oğlum ya. Çok yüksek pas statlarına sahipler. Zaten adamlar yeteri kadar güçlü. Kojiro yakala. Tusu'yu şütör, Huega'yı takılır. Top kapmak için. Maç kazanırsak yarı finale çıkacağız. Kaybedersek Hollanda maçını geri döneceğiz. Uçur şunu uçur. Ah be. İçimin yağı eridi biraz. Çok güzel. Topu kaptık. Kontra atak yakaladık arkadaşlar. Belalar operasyonda. Hadi bakayım. Şu mikrofonda da birkaç gündür bir şey var ama kulaklık mı bozuluyor, mikrofon mu bozuluyor, nedir? Çözemedim ben. Galvan çok tehlikeli. Kalecileri de çok güçlüydü ya.
11 fake. Fake'ten şeye giderse Tacibana kardeşleri. Galvan uçurdu. Kime giderse gitsin de Galvan uçurdu. Demiştim. Hadi bakayım. Nasıl pas verecek ama. Hani görüyorsunuz yani. Gerçekten level anlamında eziyorlar bize. Vuracaksan sen vur oğlum ya. Diaz vurmasın. Yapma lan bana. Keşke blok yapsaydık. Direkt bizi direkler kurardı kardeşim ya. Şimdi Nitta ile ilerliyoruz. Şut ona arış mı yapsak? Rakip defansa çok çılgın bir isim var. Jiro Hyuga. Şunu sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Hem de hiç sevmiyorum. Of. Ya bakayım aslanım, sen mi ben mi lan? İki kere kurtulduk da üçüncüsü olmaz. Gibime geliyor. Biliyorum pas vereceğini de. Engelleyebilecek miyim orasını bilmiyorum. Hadi oğlum bir sars be. Şurada bir ver kaç yapsa direkt yarı sandı. Burada level değerleri bayağı artıyor. Doğrudu, Kojura'ya mı koşsak? Ne yapsak bilmiyorum ki. Şuraya bak, hızlanıyor bir de. Bir maher değil ama hızlanıyor gene. Ya ne penaltısı be? Hayda. Teknik bir oyuncu üzerime vurabilir ama içimden bir ses sol diyor. Aha direkt. İçimdeki ses Drake çarpacağını da söylemiş miydi acaba? İkiyi bulmam lazım artık ha. Yeteri kadar bekledik değil mi kardeşim? Tsubasa'nın önünde kimse yoktu. Ve ikinci gol geliyor. Ulan ağları yırtmak ne kadar güzel bir şeymiş ya. Hep benim ağlarım yırtılıyordu. Bundan sonra ben yırtacağım. Yani biz de böyle delikanlıyız Hasan'ım. Bakayım. Allah takım iyi. Allah'ını seven defansa gelsin kardeşim. Hadi bakayım. Sen kaçsan pas kes. O pası kesersek, sarsarsak bir şansımız var. Yapma be oğlum ya. Nasıl dokunan? Kojura çıkma. Çalıma girer ama. Çalıma çık. Aferin soda. Çok iyi be. Tepik de gitsin. Çok iyi.
Zenaci beklersin. Bir şut daha vururuz ondan. Tamam, çekil. Lan doğru düzgün takımı kullanamadık. Çünkü sürekli rakip atak yapıyor. Durduramıyorsun da rakibi. Kojiro'nun mis gibi enerjisi duruyor. Gelme Galvan, gelme. Arkamı almam lazım ki Neo Tiger engellemesin. Al bakayım Karıcı Efendi. Seversin. Lokum, hadi bakayım. Kaplan lokumu bu. Oh. Gol geliyor. 3-0 oldu. Bakayım enerjilere. 700, 400, 300, 600. Bu ne lan? Bildiğin sayısal loto kardeşim bu yani. İki Cyclone, Minimo Tiger. Argentina Golden Combo. Heal shoot ama onun adı hepimizin bildiği Zenten shoot işte. Neyse ikinci yarı Waka 5 geçecek. Şöyle bir ihtimal var. Oynarım, hakem maçı bitirir. Oynamam, hakem maçı uzatır. Yani nereden baksan elinde patlıyor kardeşim. Böyle bir enteresanlık var. Golden Kombi'nin hası bu da. Belki o pozisyon gol olacaktı ya. Niye izin vermiyor? Değişik bir hakem. Nita yerini Mesut'a bırakıyor. Tsubasa'da bir Cyclone'luk güç var. Ya, golü mümkün olduğu kadar geçememiz lazım. Kojiro Pascal yer be. Animede durduruyordu Pascal Kojiro'yu ama burada yani. Çok iyi. Şimdi Tachibana kardeş. Normal pas atacak adam yok ya. Nereye atsam zip zipler ortaya çıkacak. Sağlarım prensi Jun Misugi. Çalım şov yapar mı acaba? Şu Galvan gelmezse yapabiliriz hanımca. Gelin bakayım. Bir çalım. İkinci çalım. Sağlarım prensi ilerliyor. Aynen. Tüm şeyi üzerime çektim şu an. Tüm oyuncuları üzerime çektim. Boş alanda fıtırsınlar.
Bu nasıl iş lan? Şuta biraz tur attırdık yani. Şut çekeceğiz ama tur atacağız. Yerden gelse jumping volley. Arjantin kalesi boş. Çak bir tilim bakayım. Keşke başka oyuncu diye vursaydık ama neyse. Yapma. Abi yapma işte. Bu bunalamasa var ya. Pas erecek. Hadi Misuki. Hadi oğlum. Kötü oldu bu. Faal falan olmazsa durmaz böyle. Cyclone vurduğunuzda Cyclone'u bile engelleyen bir Gallan var. Team'in şutu kolaylıkta 7 zaten. Biliyor musun gideceği güzergahı da? Çok hızlı hıyar. Yapma genç ol. Kötü oldu işte. Gerdik gerdik. Pabucumun da izi. Gol atmam lazım. Fas'taki kazuyu ileri mi çeksek? Diaz o sinirlenmeyi yapınca level değerleri de çok artıyor. Özellikle çalım gücü inanılmaz yükseliyor. Bildiğin bomboş arazi lan. Yapma. Oh. Al bakayım. Posan'ın engelleme seri şu an 4-1'di yani. Oh be! Tsubasa'nın ve Kojiro'nun güzel golleriyle skoru 4-2'ye kadar taşıdık. Uff, Stu Supert ya. Maç sonuna kadar. Hayatta düzelmez bu adam. Bir dakika mevki değiştirelim. Bir dakika yo. Çok şeyde kalıyor. Haydi arkadaşlar ciddiyet biraz. Şu tangacılara kimin patron olduğunu gösterin. Duzu sen dur bakayım. Hadi bakayım. İşte. Orada bir kafein patlaması yaşadı. Hadi Kojiro. Faal yaptıracaksın ya. Başka çare yok. Bırak bu işleri Diaz. Git Ege'de takıl biraz. Hadi bakayım. Aferin Soda. Bana gelsin o top. Yeter. Arkadaş. Sevmiyorum şu işi. Jun.
Hadi dan dördünüz aldım. Hey yavrum hey. Genzo hadi. Ulan Genzo yapacağın iş iş değil ya. Böyle olmaz arkadaş. Bunu kabul etmiyorum yani. Ulan ne güzel öndeydim iki farklı işte. Mis gibi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu iş böyle olmaz. Biz bu Arjantinlileri yani rahat bir şekilde yenmeliyiz. Yenmeliydik. Misaki ile ver kaç yap. Topu Misugi'ye ver. Misugi çalımlarla şey olsun. Belki penaltı. Belki penaltı değil. Kafada deli sorular. Kojiro'nun o Tiger takılı boşa gitti ya. Yoksa kullanırdım. Güzel de bir gol atardım yani. Gel bakayım. Hani sıradaki kardeşim sıradaki. Sırada değilsek galvan demedik yani değil mi? Ondan sonra Misugi'nin pasını nasıl kaçabiliyorsun lan zındık. Galvan uçurur. Demiştim. Matsuyama ile vurayım ya. Yazık lan adama. Vuramıyor. Havadan. Niye alacak? Penaltı. Galvan niye var ya? Galvan var da galvan niye var arkadaş? Uçurdu. Yani, tuzu basa uçak bileti aldı kardeşim. Yapışırım atışama. Biz seni bugünler için şey yaptık aslanım hadi. Bir korner. Bir Matsuyama daha. Hakem saatini kontrol ediyor. Niye şaşırmadım? Tamam onlar sahaya gidene kadar zaten şey biter demiştim yani. Dahi Diaz bile Japonya karşısında kaybetti. Tsubasa. Başardık. Hyuga. Bu şekilde devam ederek bir an önce şampiyonluğa ulaşalım. Evet. Böylece Tsubasalar yarı finale kaldılar. Ve geriye kalan 3 takımı da belirtmek gerekirse Fransa, Brezilya, Batı Almanya ve artık geriye kalan en iyi 4 takım. Sonraki gün U18 şampiyonası yarı final ilk maçı Fransa Brezilya'ya karşı. Fransa ile Brezilya karşı karşıya. Brezilya 3-0 önde. Fransa zor durumda. Maçın bitmesine çok az bir zaman kaldı. Fransa'nın potansiyelini gösterelim. Haydi Napolyon. Tamam Pierre. İşte Slider Cannon Shoot. Kaleci Gertis Slider Cannon'u durdurdu. Ve maç tamamlanıyor. Brezilya finale yükseliyor. Fransa. Yenildik.
bizim o kadar zorlandığımız Fransa bu şekilde tek rakibe karşı. İtalya'nın Inter Milan takımında oynayan Keeper Machine lakaplı profesyonel kaleci Gertis'li Brezilya doğruca finale yükseliyor. Ve şimdi de yarı finalin ikinci karşılaşması olan Japonya ile Batı Almanya maçı başlıyor. Evet arkadaşlar, zorlu bir maçı geride bıraktık. Bu bölümü bu kadar. Yarın finalde bakalım Batı Almanya'ya karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz.